Merhabalar. Bugün ben çok heyecanlıyım çünkü bir ilk gerçekleşecek ve kızımla röportaj yapacağım. Kızım Çağla Çevik yanımda. Onunla bu korona günlerinde evde baş başayız ve birlikte biraz uzaktan eğitim, biraz kitap okumalar, biraz başka şeyler falan birlikte vakit geçiriyoruz. 7/24 birlikteyiz. Hoş geldin Çağla. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor günlerin? Güzel geçiyor. Resim çiziyorum. Seninle vakit geçiriyorum. Güzel geçiyor. Neler yapıyorsun? Resim çiziyorum dedin. Biraz istersen arkadaşlarına da, bizi izleyenlere de bir bahset. Resim yapmayı çok sevdiğini ben biliyorum ama onlar bilmiyorlar. Resim yapıyorum. Kitap okuyorum. Ödev yapıyorum. Uzaktan eğitim ile başa çıkmaya çalışıyorum. Güzel söyledin. Başa çıkmaya çalışıyorsun. Nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor. Yani başa çıkmaya çalışıyorum dediğine göre biraz aksayan tarafları da var mı? Evet, mesela yani ders yaparken uygulama beni konuşmadan atabiliyor bazen. Ha, mesela evet. Peki arkadaşlarınla yan yana değilsin, öğretmeninle yan yana değilsin. Aranızda bir ekran var. Bu zor geliyor mu sana? Evet geliyor çünkü sadece mesajlaşabiliyoruz. O yüzden yani bir de onların seslerini duyamadığım için çok az duyuyorum. Sadece ayrı olarak buluştuğumuz zaman Skype'tan ya da başka bir yerden buluştuğumuz zaman onların sesini duyabiliyorum. Evet, şu anda senin sevgili kedin Paytak bizim bir tripodumuzu kemiriyor. Onu kucağına almak ister misin ki zapt edelim? Ne dersin? Olabilir. Bence bir al yani. Yoksa birazdan kamera devrilecek. Gel. Evet, seni Önce. Paytak'la tanıştırayım. Evet. Kendisi çok oyuncu. Evet. Merhaba. Ama ve aklı Duydum fikri ben. şu anda orada. Peki o zaman Paytak'la tanıştılar. Sadece Paytak yok. Başka kimler var senin ev arkadaşların? Kedi olduğunu düşünmediğim bir varlık var. Öyle mi? Ne sence Evet. o? O bir uzaydan gelme bir varlık. Kitap kurdu çünkü kitaplığa çıkmayı çok seviyor. Getireyim mi onu? Olur, getir. Peki bir şey soracağım. Neden onun uzaylı olduğunu düşünüyorsun? Çünkü yakında tavana çıkacak gibi hissediyorum. Uçacak gibi hissediyorum. Uzaylılar da genelde uzay mekiğiyle uçtuğu için öyle Paytak bir kemirme lütfen tripodumuzu. Allah Allah. Paytak'ın şöyle bir özelliği var. Sen muffin'i bul, ben de o sırada bizi izleyenlere Paytak'ın özelliklerini anlatayım. Paytak'ı biz parkta bulduk. Özgürlük Parkı'nda. Çok tatlı, böyle minnoş bir şeydi. Böyle yani çok sevecen, çok tatlı. Çağla'nın kucağından inmedi ve Çağla'nın ısrarları sonucu ben de dayanamadım. O da ilk zamanlar yavruyken çok yaramazdı. Şimdi kemirgen bir arkadaş kendisi. Ama Çağla'ya da çok düşkün. Bu da muffin. Muffin asla kucakta durmaz. Evet, başka kim var? Evet, her zamanki yerinde değil. Az önce kalktı oradan. Frida, yanınıza gelir misin lütfen? Gel kızım. Gel. Bak burada kim var? Şöyle yapalım. Gel. Gel. Şöyle acaba indirirsek. Evet, bu da Frida. Bizim çoban köpeğimiz. Evet, gördüğünüz gibi evimiz böyle eğlenceli bir ev bizim. Az önce kameranın devrilmesi sonucu size veda etmek zorunda kaldık. Daha sonra bir ara verdik diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Frida var. Evet, Frida'yı yeterince tanıştırmış olduk galiba Evet. izleyicilerimize. Peki hayvanlarla yaşamak nasıl bir his? Çok güzel çünkü mesela çok üzgün olduğunda Payda hemen koşup sarıldığımda kendimi çok mutlu ve keyfim yerine gelmiş hissediyorum. Birincisi bu ve Muffin'in şok kabazlıklarını izleyince ayrılmalı oluyorum ve gülüyorum. Frieden zaten yalamalarıyla yüzüm yıkıyor. Ben ona manikür pedikür diyorum. Çünkü parmaklarımı yalıyor.
çok seviyorum ve uyandığımda hemen Python kapıma koşmasını da çok seviyorum. Ben mesela hayvanlarla birlikte yaşarken onlardan bir sürü şey öğrendiğimi düşünüyorum. Sen neler öğrendin hayvanlardan bugüne kadar? Mesela hayvanlarla oynarken onları oyuncak gibi kullanmamayı öğrendim. Ve onların da bir canlı olduğunu ve eğer beni de birisi havaya kaldırıp benimle oynarsa kötü hissedeceğimi düşündüm ve bunun sonucunda onu bıraktım. Hı hı. Evet, yani aslında saygı göstermeyi, evet. Başka birisine saygı, hı hı, göstermeyi. Peki, az önce dedin ki üzgün olduğum zamanlarda ne tür şeyler üzer seni? Mesela kitaplarım bittiğinde. Evet, değil mi? Geçenlerde öyle bir şey olmuştu. Ya da bir yakınım hastalanınca, bir yakınıma bir şey olunca, kedilerime bir şey olunca, o gerçi yakınım oluyor. O da yakınım, doğru. Arkadaşlarımı göremeyince. Şu sıralar göremiyorsun, o zaman, evet, üzgün müsün? Fakat Muffin beni güldürüyor. O yüzden o tarz şeyler. Peki, sen çok küçüktün, bunu senin izninle paylaşacağım seyircilerimizle. Kreşe gidiyordun, kreşte sana sormuşlardı, seni bu hayatta en çok üzen şey nedir? Daha sonra herkese sormuşlardı. Sen dışlanmak demiştin. Şimdi de öyle düşünüyor musun? Dışlanmak insanı çok üzer mi? Evet. Bazı okullarda mesela, sınıflarda, benim çevremde de karşılaştığım bir örnek bu. Bazı çocuklar ötekilerden farklı olduğu için dışlanabiliyor. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Evet, ben sen böyle deyince eski bir arkadaşımızın diş teli olduğu için herkes onu küçümsüyordu. Diyordu ki dişlerine süt takılmış, ekmek takılmış falan diyorlardı. O yüzden onu dışlıyorlardı ama bir gün sınıfımızda bir arkadaşım ona oyun teklif etti ve en iyi arkadaşlar oldular. Demek ki evet, çok güzel, şahane bir anı, çok güzel. Peki kitaplarımın bitmesinden üzülürüm dedin. Çünkü geçen günlerde şunu fark ettim ki kitap olmadan hiç, yani o gün benim için çöpe gidiyor. Çünkü kitap okuyamamıştım ve annemin raflarındaki gençlik kitaplarına sulanmaya başladım. bazı kitaplar aradım fakat bulamadım. O yüzden de annemden bir an önce bana kitap almasını istedim. Evet. Evet, öyle. Peki en son seni çok etkileyen bir kitap var mı yakın zamanda okuduğun? Evet, var. Nedir? İsmi İçimdeki Müzik. Genç Dimaş'tan çıktı. Hı hı. Sharon Draper. Karışığın ve Çikolatacı Konuşur Musun da çocuğu. Ay, çocuğu diyorum, yazarı. İçimdeki Müzik'te Melody'nin bir hastalığı olduğu için onu sınıftakiler çok dışlıyordu. Ve ben de ona yardımcı olamadığım için kendimi çok üzgün hissettim ve çaresiz hissettim. Yani o yüzden bence kitap acıklıydı birazcık. Ama yine de sevdin. Evet, sevdim. Acıklı olmasına rağmen sevme nedenin ne peki? Çünkü kitaplarda mesela bana o üzüntü ya da mutluluk duygusunu verince, o duyguyu verdiği için, verebildiği için ben o kitabı çok seviyorum. Kiraz Ağacı Aramızdaki Mesafede de öyle olmuştu. O üzgün bir duygu vermişti. O duyguyu çok verdiği için o kitabı çok sevmiştim. Evet, senin en sevdiğin yazarlardan biri de o kitabın yazarı. Peki Türkiye'den yazarlar var mı? Sevdiğin, okuduğun Türkiye'li yazarlar? Türkiye... Mesela geçenlerde bir yerde tanıştığın... Behiç Ak var.
Türk yazar okurdu. Tamam, Behiç Ak var, önemli değil. Yani. Sevim Ak var. Hı hı. Peki, şu sıralar ne okuyorsun? Şu an senin bozuk saati okuyorum. Evet, evet, işte bunu söyletmek için sormuştum. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Çünkü kızım ilk kez benim bir kitabımı okuyabiliyor ve böyle o sayfalarda ilerledikçe ben de böyle acaba nerede, nasıl hissediyor, böyle gözüne bakıyorum, yüzüne bakıyorum. Evet, onu ben de dikkat ettim. Her bir öyküye geçince bakayım hangi öyküdesin diye kitaba baktığını gördüm. Peki bu sende şöyle bir duygu yaratıyor mu? Yani annenin yanında ve annenin kitabını okuyorsun. Mesela beğenmeye de bilirsin. Evet. Beğenmezsen bunu açıkça söyler misin bana? Açıkça söylerim çünkü senin buna alınmayacağını çok iyi biliyorum. Hı hı. Evet, çok çok mutlu oldum bunu duyduğuma. Çünkü gerçekten de senin dürüstçe bütün fikirlerini kitapla ilgili söylemeni çok isterim. Çünkü senden özellikle öğreneceğim çok şey var. Çünkü ben de yakın bir zamanda özellikle senin yaş grubuna daha yakın okurlar için bir kitap yazacağım. Ve orada Çağla'dan çok fikir, bilgiyi alacağımı düşünüyorum. Öneriler alacağımı düşünüyorum. Bazen bana zaten önerilerde de bulunuyor. Değil mi? Konusunu biliyorsun çünkü ama şimdi söylemiyorum. Peki, şimdi aslında kitapları sevdiğini biliyorum ama senin çok sevdiğin başka bir şey daha var. Resim çizmek. Resim çizmek ve animasyon filmler. Evet. Senin en sevdiğin yönetmen kim? Burada arkadaşlarına belki özellikle evde oldukları şu dönemde izleyebilecekleri filmler önerebilirsin. Miyazaki'nin yaklaşık tüm filmlerini izliyorum. Hatta geçen bu konuda Mercan diye bir kuzenim onun hakkında bir test yaptı bana kendisi. ve oradaki özellikle Komşum Totoro'yu ve Ruhların Kaçışı'nı çok beğenmiştim. Bir de Prenses Mononoke'yi çok beğenmiştim. Ve Netflix'te bir dizi var fakat o İngilizce. İsmi Balinaların Çocukları. Ama Netflix'te İngilizce, başka sitelerde Türkçe olabilir yani. Hı hı. Onun yönetmenini bilmiyorum ama. Hı. O iki sezonluk ya da bir sezonluk bir dizi. Peki özellikle Miyazaki ile ilgili merak ediyorum. Neyi beğeniyorsun? Miyazaki'nin filmlerinde seni bu kadar cezbeden ne? Çünkü sen gerçekten çok tutkuyla izliyorsun. Defalarca izlediğini biliyorum. Evet, Totoro'yu yaklaşık 10 defa izlemişimdir. Hı hı. Miyazaki'nin filmlerini çok seviyorum çünkü bana göre çok anlam taşıyorlar. Yani mesela komşum Totoro'da bir kızın bir yaratığı keşfediyor. O keşfinde o yaratıkla arkadaş oluyor. Ve Prenses Mononoke'de bir kız kurtlarla büyüyor. Vay. Aşırıcılarda bir kız küçük olsa da çok büyük bir maceraya atılıyor. Cadı Kiki de kız kedisiyle birlikte cadı olarak maceralara atılıyor. O yüzden hepsinin bir anlamı var ve anlamları çok yani anlamları çok fazla güzel olduğu için yani o yüzden seviyorum yani. Evet, hep benim şeye dikkatimi çekti. Kızlar var. Yani kız kahramanlar var. Bu senin dikkatini çekmiş miydi daha önce? Evet, nedenini de biliyorum. Öyle mi? Neymiş nedeni? Çünkü Miyazaki'nin annesi çok erken yaşta ölmüş ve kız yapıyor. Çünkü bütün kızlarda mesela Ponyo'da bir tane teyze vardı. İsmini tam hatırlamıyorum. Mesela ona annesinden esinlenerek yapmış. Nasıl bir kadınmış annesi acaba? Annesi kısa saçlı. Yok yani karakter olarak nasıl bir kadınmış? Ha, onu bilmiyorum.
Sam Miyazaki'nin filmlerini nasıl yaptığıyla ilgili bir belgesel de izledik birlikte. Değil mi? Evet. Orada doğru, orada anlatıyordu. Evet. Peki bir şey soracağım. Okulla ilgili, hani şimdi uzaktan eğitim falan filan var. Ama sonuçta bu videoyu belki öğretmenler de izlerler. Okulda öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımıyla ilgili hoşuna giden ve hoşuna gitmeyen davranışlar olabiliyordur mutlaka. Sana nasıl davranılmasını istersin okulda öğretmenlerin, sana ve arkadaşlarına? Yani eğitimden bu anlamda ne bekliyorsun? Ya şöyle söyleyeyim, bence iyi davranıyorlar. Özellikle Meltem öğretmenim vardı ve Esra öğretmenim vardı. Onları çok sevmiştim. Esra öğretmenin çocuğuna bakması gerekiyordu. Meltem öğretmenin de çocuğuna bakması gerekiyordu. Gittiler değil mi o yüzden? Evet, o yüzden gittiler. Fakat korona eğer çıkmasaydı mezuniyetin gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü o zaman Meltem öğretmenimi görebilecektim. Fakat şu an mezuniyetin olacağı olmayacağı konusunda pek bir fikrim yok. Şu an yeni öğretmenimiz Nilgün öğretmen, iyi bir öğretmen. Sürekli soruları sıraya göre cevaplattığı için herkese soru geliyor. Herkese bir soru denk geliyor. Çünkü her test 20 soruluk ve bizim sınıfta 19 kişilik. 18 pardon. O yüzden öğretmenleri genel seviyorum. Bir de özellikle Füsun Çetin diye bir müdür yardımcımız var. O ben birinci ve ikinci sınıftayken hocamdı. Fakat ben şu an onu hala okulda olsaydı hala görüşüyor. Her gün ona merhaba dediğim için görüşüyor olacaktık. Ve okuduğum bazı kitapları ona öneriyorum. Peki o öğretmenin sende bu kadar iz bırakmasının nedeni ne? Çünkü o öğretmenim bana çok şey öğretti. Mesela bağcık bağlamayı ondan öğrendim. Sonra bir sürü kitap önerdi bana. Ben ona önerdim. Ve mesela senin de okurun. ve çok iyi kalpli. Evet. Peki, sence okullarda, hayvanlar sınıflarda okulun içinde gezebilmeli mi? Onu eskiden çok istiyordum fakat şu an belki alerjisi olanlar olabilir. Doğru. Ya da kediden yani hayvanlardan korkan olabilir ve düşünüyorum ki mesela herkes hayvanını getirirse okul tüylerle kaplı olur, kaplanır ve mesela bir köpekle bir köpek anlaşamaz. Düşünsene sınıfta köpekler hopluyor, kediler perdeleri tırmıklıyor. Evet, muffin olursa özellikle o kedi. Raflara tırmanıyor. Dikkat dağıtıcı olabilir. Evet. Ve okul sistemi çöker. Okul şöyle söyleyeyim, baştan aşağı döner. Hayvanlar isyan eder çünkü. Evet, çünkü mesela balıklarını getirin olabilir. Kediler balıklara isyan eder. Kediler balıklara isyan ettiğinde kediler çok koşturur. Onların peşinden köpekler koşturur. Köpeklerin peşinden çocuklar koşturur. Çocuklar koşturduğu için öğretmenler koşturur. Peki başka bir şey soracağım. Yani artık yavaş yavaş toparlamamız lazım. İki tane soru soracağım. Üç olacak pardon. Bir tanesi bu korona günlerinde evde olmaktan olduğunda vaktini iyi değerlendirmek için arkadaşlarına tavsiyelerin var mı? Var. Bolca kitap okumak. Resim çizmek. Filmler izlemek. Ders çalışmak. Evet, bunu da yapsalar iyi olur değil mi? Evet. Arada bir de olsa. Sınıfta kalmak istemezler. Peki. Şimdi sen bu korona nedeniyle babanla görüşemiyorsun. Evet. Çünkü baban doktor olduğu için onunla görüşmen riskli. Bu
bu konuda ne hissediyorsun? Yani paylaşmak istersen tabii. Tabii ki de üzülüyorum. Sonuçta babam ve ona sarılamadığım için veya öpemediğim için üzülüyorum. Fakat annemle de çok güzel vakit geçiriyorum ve evde daha kitap okumaya başladım. Fakat babam yine arada geldiği için çok böyle ağlayacak böyle kıpkırmızı domates olacak kadar özlemiyorum. Çünkü babam geliyor. Her gün arıyor seni. Her gün arıyor. Yani buradan aslında bunu biraz şundan da sordum. Bu korona yüzünden herkes birazcık dikkat etmek zorunda. Değil mi? Sosyal olarak, sosyal izolasyona dikkat etmek zorunda. Ay biz değil kız. Gel. ve buradan tabii babanın şahsında bütün hekimlere şükranlarımızı ben kendi adıma iletmek istiyorum. Ve sözün kestim ama. Söyle canım. Ve kargocuları. Yani Aras Kargo'da yurt içi de çalışanlar için. Evet. Çünkü insanlar eve sıkıldıkları için alışverişe gidemiyorlar. Sıkılıyorlar. Kitap alamıyorlar. O yüzden devreye kargocular giriyor. Ve bize ve bir de sabah 12'de veya başka bir saatte gelen apartman görevlileri. Onlar çok kıymetli bir iş yapıyor. Evet. Onları söyleyebilirim. Evet, çok doğru. Ve özellikle kargocuların tabii çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ve insani şartlarda çalışmaları için gerekli şeylerin de yapılması gerekiyor. Ben de burada senin söylediklerine bir ek yapmış olayım. Son olarak, son sözün olarak kendin için ya da dünya için ya da herkes için en büyük hayalin ne? En büyük hayalim bir an önce yani insanlar ihtiyacı olmadıkça beton evlerin birazcık daha azalmasını diliyorum. Hem böylece binlerce kuş fabrika dumanlarından perişan olmaz. Veya mesela eğlencelerde yani havai fişekler satılmayı bırakılmalı bence. Çünkü o yüzden de kuşlar ölüyor. Ve birazcık çevre kirliliğinden bahsettim. Fakat hayal demiştik. Ha evet. Ve hayvanlar özgürce dolaşmalı. Binalara ve insanlara zarar vermeyecek şeylerde. Hayvanat bahçeleri bence kapatılmalı. Sirkler. Hayvanları doğal ormanlara salınmalı. Ve mesela fotoğrafçılar, hayvan fotoğrafçıları veya hayvanları inceleyen insanlar hayvanlar üzerinde deney yapmayı bırakmalı. Ve hayvanları inceledikten sonra bir dışarıdan bir şey katmadan sadece fotoğrafını veya başka bir şey onu ben yani pek bilemem ama dışarıdan bir şey vermedikçe serum vermedikçe onları gözlemledikten sonra tekrar doğalarına yapılmalı ve suratı basık kediler, süs kedileri birazcık daha azalmalı. Üretilmemeli. Evet, üretilmemeli. Çünkü onlar çok acı çekiyorlar, evet. Değil mi? Ve çok çabuk ölüyorlar. Hayatları çok kısalıyor. Evet. Mesela ya da insanlar hayvanlara kostüm, ne bileyim Pikachu tişörtü giydirmemeli. Ve eğer hayvanın bir sorunu olmadıkça tüysüz bir kedi falan değilse
bence üzerine ay yavrum üşüyor diye mont takılmamalı. Çünkü onların zaten bir kürkü var. Pişiyor çünkü hayvan. Ve aşırı derecede tüy dökmeye başlıyor. Hem evin kirliliği için hem de hayvanın sıcaklamaması için. Ve hayvanlara eziyet bırakılmalı. Anladım, sen hayvanları çok seviyorsun. Evet. bir de hayvanları çok sevmeliyiz. Evet, tamam. Doğayı ve hayvanları çok evet. sevmeliyiz. Bütün bu söylediklerini onu anlıyorum. Evet, o zaman şimdi artık bitirelim çünkü izleyenler sıkılmaya başlamış evet. olabilirler. Çok teşekkürler Çağla'cığım. Teşekkür ederim. Bu röportajı kabul ettiğin için. Sevgili izleyicilerimiz, biz Çağla ile biraz sohbet ettik. Sizin de size de belki tatlı bir anı olmuştur. Bizim için çok tatlı bir anı oldu çünkü. Bu korona günlerinde belki bazı tatlı fikirler, güzel fikirler alırsınız. Ve bir yarım saatte olsa, 15 dakikada olsa, artık kaç dakika sürdü bilemiyorum. Size güzel vakit geçirtmiş olmayı umuyoruz. İlham verici bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin için de öyledir. Benim için öyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.